Robot asker çağına ne kadar yaklaştık? Bu bölümde günümüzde robot savaşlarına ne kadar yaklaştığımıza bakacağız. Yaptığımız en büyük hatalardan biri savaşta kullanılacak robotların insanlar gibi olması fikri. İnsansı robotlardan oluşan ordu gerçek hayatta pek çalışmaz. Her ne kadar bize benzeyen başka bir varlıkla savaşmak korkutucu olsa da, insan vücudu formundan daha kullanışlı ve daha etkili robotlar var. Ancak yine de bazı insansı askeri robot örnekleri yapıldı. Fedor. Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlara yardımcı olması için insansı robotlar üretildi. Yerçekimi olmaması nedeniyle yürüyüş gibi en basit eylemlerde bile başarısız olunca robotun uzay görevi iptal edildi. Geliştiriciler ellerindeki yapay zeka destekli robotu farklı alanlarda birçok yetenekle donattılar. Fedor otonom bir şekilde zorlu koşullara dayanabiliyor, çeşitli aletleri kullanabiliyor, araba sürebiliyor ve tabii ki de silah kullanabiliyor. İnsansı robot, algoritması sayesinde hedefleri tanıyıp hızla ateş edebiliyorken, aynı zamanda bir operatör tarafından uzaktan da kontrol edilebiliyor. Ancak bu insansı robotu gerçek bir savaşta kullanmak, yardımdan çok ayak bağına yol açabilir çünkü hareketleri oldukça yavaş. Günümüzde gerçek bir insansı robot askeri yapılacak olsaydı, buna en uygun aday Boston Dynamics'in Atlas'ı olurdu. Atlas'a diğer tüm insansı robotlar arasında gerçek bir insanın hızına yaklaşan tek robot diyebiliriz. Bu robotlar merdiven çıkmak ve zıplamak gibi oldukça komplike hareketleri yapabiliyorlar. Ellerine bir silah verecek olursak korkusuz bir askere dönüşebilirler. Bu haliyle bile bir grup insansı robot düşman bölgesine gelerek bölgeyi haritalandırabilir, düşmanları tespit edebilir ve birliklerin ilerlemesi için yol açabilir. Bir de robot köpekler var. Robot köpekler de her türlü zemine ve hava koşullarına oldukça dayanıklı. Bununla birlikte saatte 11 km hızla koşabiliyorlar. Robot köpekler genellikle üsleri korumak için kullanılıyor. Devriye gezen askerler yüzlerce metrekarelik bir alanı sürekli taramak zorunda kalırlar. Robot köpekler ile gözetleme işi özellikle gece görüş kabiliyetleri sayesinde oldukça hızlı ve kolay oluyor. Tabii robot köpeklerin de silahlandırılmış versiyonları var. Hatta Amerika donanması Spur adını verdikleri keskin nişancı köpekler geliştiriyor. Sniper köpek test aşamasında bile 1,5 kilometre uzaklıktaki bir hedefe %80 oranda isabetli atışlar yapabiliyor. İsterseniz şimdi daha işlevsel ve daha ölümcül olan robotlara bakalım. Mars. Mars özellikle orduda kullanılmak üzere geliştirilmiş otonom olmayan çok amaçlı taktiksel askeri robot. Müttefik birlikleri güvenli mesafede tutarak, gelişmiş kamerası sayesinde birkaç kilometre uzaklıktaki düşmanları kolayca tespit edebiliyor. Bu robot küçük boyutuna rağmen çok sayıda hem ölümcül hem de ölümcül olmayan farklı silah çeşitlerini aynı anda taşıyabiliyor. Mars, düşmanları geçici kör edebilen lazer çıkarabilir, göz yaşartıcı veya ses bombası atabilir, el bombası, alev silahı ve çeşitli otomatik silahlarla ölümcül saldırılar yapabilir. Bunlarla birlikte tuzakları etkisiz hale getirebiliyor ve yaralıları taşıyabiliyor. Pitbull. Pitbull uzaktan operasyon yapmak için yapay zekadan yararlanan akıllı bir robot. Gelişmiş yapay zekası sayesinde hedefleri anlık olarak takip edebiliyorken, tetiğe basma gibi komutlara her zaman bir insan operatör karar veriyor. Pitbull sürekli olarak aynı anda hem hedeflerin konumunu hem de dost kuvvetlerin pozisyonunu takip ederek güvenliği maksimuma çıkarıyor. Yapay zeka ile hedefleri otomatik olarak algıladığı gibi, uzaktan kumanda sayesinde hedefin sadece belirli bir bölümüne kilitlenmesi sağlanabilir. Pitbull hem kendi özel aracında hareket edebilir, hem de büyük askeri araçlara monte edilerek kullanılabilir.
Özellikle silahlı İHA'ların ve dronların kullanımına karşı etkili bir önlem olarak geliştirildi. Pitbull çok hareketli olan hedeflere bile kilitlenip gideceği yeri hesaplayarak kusursuza yakın nişan alabiliyor. Ancak daha yakından yapılacak operasyonlar için daha küçük ve daha pratik bir robot var. Dogo. Dogo ise genellikle rehine kurtarma, baskın gibi daha dar alanlarda gerçekleşen müdahaleler için mükemmeldir. Bir askerin tek elle taşıyabileceği ağırlıkta ve kullanıcıların hedeften güvenli bir mesafede kalmasını sağlayan uzaktan kumanda aracılığıyla kontrol ediliyor. Merdiven gibi engelleri kolayca aşabilmesi sayesinde binaların içinde gezerek birliklerin mekanı tanımasını ve düşmanları tespit etmesini sağlar. En önemlisi de 9 mm tabanca ile düşmanları etkisiz hale getirebiliyor. Küçük ve sessiz olması sayesinde düşmanların arasına kolayca sızabilir ve lazer nişan sistemiyle hedeflerini etkisiz hale getirebilir. En verimli askeri robotlar sadece saldırı yapanlar değil. Düşmanların arasına sızıp bilgi toplamak da savaşın seyrini değiştirebilir. Guardbot ilk olarak Mars görevi için geliştirilen bir gözetleme robotuydu. Aksaklıkları minimuma indirmek için her türlü zemine ve ortama dayanabilecek şekilde tasarlandı. Ancak bu özellikleri ordunun dikkatini çekti ve Mars görevinden önce savaşlarda kullanmak istendi. Bu robotu üzerindeki mikrofon, kamera ve GPS teknolojisi sayesinde kilometrelerce uzak mesafelerden hatta uydu aracılığıyla her yerden kontrol etmek mümkün. Onu ne kadar uzağa gönderirseniz gönderin, kum, kar, su gibi her türlü engeli tek başına aşabiliyor. Kompakt yapısı oldukça dayanıklı olmasını sağlıyor ve bu sayede düşman bölgesinde rahatça gezinebiliyor. İçindeki gelişmiş, stabil ve yetenekli kameraları sayesinde ne kadar sarsıntılı ve hızlı hareket ederse etsin çevresindeki görüntüyü çok iyi yakalayabiliyor. Bu sayede düşmanlar Guardbot'u etkisiz hale getirene kadar bölgeyi taramış ve ordu için gerekli olan tüm bilgileri aktarmış oluyor. Bir diğer ajan robot da Black Hornet. Bu uçan gözetleme robotu sessiz ve küçük olması sayesinde düşmanlar tarafından tespit edilmesi oldukça zor. Kullanıcıları güvenli mesafede tutarak sürekli canlı video akışı sağlar. Bu sayede ordu düşman kontrolündeki alanları keşfetmede harika bir iş çıkarıyor. Black Hornet'e kullanan ordular bu küçük ajanın çok işlevsel olduğunu ve gelecekte bu tür keşif robotlarının savaşlar için vazgeçilmez olacağını düşünüyor. Mut. Çok amaçlı taktiksel taşımacı robot. Bu küçük yardımcı zorlu yolları aşabilen, küçük ve büyük yükleri taşıyabilen, gerektiğinde de uzaktan kumandalı bir silaha dönüşebilen çok versiyonlu bir askeri robot. 500 kiloya kadar yük taşıyabilir, tek bir depoda 100 kilometreye kadar yol kat edebilir. Çeşitli yükleri taşıyabileceği gibi makinalı silahlar sayesinde saldırı içinde kullanılabiliyor. Ama bundan daha büyük ve daha işlevsel bir robot daha var. Temiz. Paletli hibrit robot, özellikle tank savar füzeleriyle donatılınca ölümcül bir robota dönüşüyor. Temis'in olası tüm kullanımları neredeyse sınırsız. Birçok otomatik silah ve bomba atarla donatılabildiği gibi, malzeme nakliyesi, yaralı tahliyesi gibi çeşitli görevlerde atanabiliyor. Askerlerin taşımaları gerektiği tüm ağır yükleri taşıyarak onların sadece savaşa odaklanmalarını sağlayabilir. Görev gereksinimine uyacak şekilde kullanımı hızla değiştirilebildiği için her türlü koşulda her türlü ihtiyaca uyabiliyor. Hızlı manevra kabiliyetiyle düşmanları tespit edebilir ve ateş ederek etkisiz hale getirebilir. Ağır makineli tüfekler, bomba fırlatıcıları, tank savar güdümlü füzeler de dahil olmak üzere birçok silah kullanılabilir. Bu robot kumandayla kullanılabildiği gibi otonom bir şekilde verilen tüm görevleri kendi kendine yapabiliyor. Bir askeri takip edebilir, bölgede devriye gezerek çevreyi sürekli tarayabilir, verilen bir konuma tek başına yük taşıyabilir. Temiz tek şarjda 50 derece sıcaklıkta bile 330 saat boyunca ağır yüklerle çalışabilir. Bu da ölümcül çatışma periyotlarında askerlere 7/24 hizmet vermesine olanak sağlıyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.